kümesi istenmiş. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. Burada eşitsizlik var ama sanki eşitlik varmış gibi işlem yapabiliriz. Tek fark negatif sayıyla çarpar ya da bölersek yön değişikliği göstereceğim. Bu paydadan negatif bir sayı olduğu için yön değiştireceksin. Çarptığımız sayılar aslında şunlar. Eğer bunlardan biri negatifse yön değişikliği olur. İkisi de negatifse iki kez değişir yine eski haline gelir. Şöyle çapraz çarpacağız. Bu durumda 6 çarpı x 6x 6 çarpı eksi 1 eksi 6. Bu küçüktür de büyüktür de dönüşecek. Çünkü negatif sayıyla çarpıyoruz. Negatif sayı. Bu nedenle yön değişiyor. Şuradaki yön bu nedenle değişiyor. Şimdi diğerlerini çarpalım. Eksi 3 çarpı 2x eksi 6x. Eksi 3 çarpı 3 eksi 9. Şunu yapacağız. Buradaki eksi 6'yı x'i sola, eksi 6'yı da sağa doğru yollarız. 6x artı 6x büyüktür. Eksi 9 vardı. Yanına eksi 6 yolladık, artı 6 oldu. Burası 12x büyük. Şurası eksi 3 yapacak. Şimdi her iki tarafı 12'ye böleriz. Böldüğümüz sayı, yani 12 pozitif olduğu için yön değişikliği olmuyor. Sorun yok. Şunlar gidecek. Buradan x büyüktür. 3'e bölersek eksi 1 bölü 4. Şimdi istersek sayı doğrusu çizebiliriz. Ama hiç çizmeye gerek yok. Direkt şunu ifade etmek mümkün. Bizim x sayılarımız eksi 1 bölü 4'ten daha büyük olacak. Şöyle bakalım. Yanlışlık mı yaptım? Hocam o Şu Hocam o şurası bakıyorum eksi 6x eksi 9 6x eksi 6 bu tarafa attık artı 6 eksi 3 12x x büyük eksi 1 bölü 4 daha bakalım nerede yanlış. Hocam bu yolda yapmasak hani onu şey yapsak data eksili olarak olasak 3 buradan çıkmalı. Çıkmaması için çıkmıyorsa yanlış yapıyoruz demektir. Hocam 6x işaret değiştirdiniz mi? Hocam yok. yok. Şurası şimdi içler dışlar çarpımı yaptım. Eksi 3 9 buldum. O değil. Yani önce burayı çarp. 6 ile eksi çarptım. 6x. 6 çarpı eksi 1. Eksi 6. Eksi 6. Şimdi önce doğru. Şunu yanlış yaptık. Yönünü yanlış tarafa yazdım ben. Şunu şu tarafı siliyorum. Ve şunu hep sileyim. Şimdi şöyle içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Tabii sayı yukarıdaki ifadenin yanına gidecek. Sayımız şu denklemin yanına gelmiş olacak. 6 bu x eksi 1'in yanına. Buradaki eksi 3 de şu 2x artı 3'ün yanına gelecek. Tabii negatif sayı olduğu için burada yön değişikliği oluyor. İfade şuna dönüşecek. Eksi 3 bunun yanına geliyor. Eksi 3 çarpı 2x artı 3 yön değişikliği yaşanacak. Şöyle olacak. 6 da diğerinin yanına gidecek. 6 x eksi 1. Bu şekilde olacak. Alttaki sayılar üstteki denklemlerin yanına gitti. Şimdi dağıtalım içeri doğru. Şöyle. Aslında sadeleştirebiliriz de burada ama şimdi çarpıyor. Şurası eksi 6x. Eksi 3 çarpı eksi 3. Eksi 9 büyüktür 6 çarpı x. 6x 6 çarpı eksi 1. Eksi 6. Şimdi eksi 6 eksi sağa yolluyorum. Eksi 6'yı sola yolluyorum. Bu durumda solda eksi 9 vardı zaten. Eksi 6 yolladık. Artı 6 büyüktür. 6x vardı. Eksi 6 eksi yolladık. Artı 6x oldu. Burası eksi 3 büyüktür. 12x. Şimdi her iki tarafı 12'ye bölelim. Buradaki 12'ler gidiyor. 3'e bölünce eksi 1 bölü
4'ten küçük oldu x'imiz. X, eksi 1 bölü 4'ten küçük. Sayı doğrusu çizebiliriz ama çizmeye de gerek yok. Bizim x'imiz küçük olacak. Eksi 1 bölü 4'ten. Küçülecek, küçülecek, küçülecek. En son eksi sonsuza kadar gelecek. Yani bizim çözüm kümemiz eksi sonsuzla eksi 1 bölü 4'ün arası olur. Eşitlik olmadığı için açık yapacağız şöyle. Ama sayı doğrusu da çizmek isteseydik. Şöyle çiziyorum. Eksi sonsuz ucu, artı sonsuz ucu, eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4'ün içi boş olacak. Şunun içi boş. Eksi 1 bölü 4'ten daha küçük sayılar şöyle soluna doğru yerleşirler. Bu da eksi sonsuzla eksi 1 bölü 4'ün arası oluyor. Çözüm kümesi.